Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı cumalar abi kardeşler. Facebook'ta engelimiz olduğu için e, öncelikle konuya değinmek istedim. E, bazı özelden yazan, arayan abi kardeşlere de buradan teşekkür ediyorum. Lakin şöyle bir durum var. Neden e, paylaşım yapmadığımızın, neden canlı yayınlar yapmadığımızın sebebini açıklamak e, için söylüyorum bunu zulacılar işte vesaire gibi bir kelimeler söylemiştim. Bununla üzere yavruları besleme ile alakalı videomda beslerken işte zulacılar bakın böyle büyüyor falan dediğim videomda Adamlar bunu şikayet etmiş. Bunun üzerine de Facebook'ta engelimiz vardır. Sizleri YouTube kanalımıza abone olmayı, buradan daha sıkı takip yapmanızı ve beğeni de bulunmanızı, paylaşımda yapmanızı rica ediyorum. Bugünkü konumuz da abi kardeşler koksidiyoz. Oksidioz uzun zamandır hayvanlarımızın her ayda 6 ayda 3 haftalık ve 6 aylık olmak üzere sürekli yaşanan aslında bir sıkıntıdır. Ve güvercin camiasında genelde kanatlı camiasında bu sıkıntılar görülmektedir. Lakin örtbas edilmektedir. Ne gibi işte salmonella ishalidir vesaire mantar ishalidir diyerekten yanlış ilaçlara yönlenilmektedir tedir yani yönlenilmektedir. Bu veterinerlerin bilinçsiz güvercin besleyenlerin dışkı kontrolleri yapmayan bunun üzerine de hala üstüne üstelik işte dışkıya bakıp bir prof gibi vesaire gibi hareket etmelerinden dolayı hayvanları deneme tahtası yapılmaktadır. Efendim koksidiyozun belirtileri başlıca olmak üzere belli belirsiz kilo kayıpları, sulu ishaller ve dışkılarda kan lekeleri ve çok aşırı ilerlemiş kuru olmakla birlikte siyah dışkılar tabi kömür vesaire yemediyse hayvan güvercininiz bu hayvanlarda böyle siyah dışkılarda görülebilir. Yeme iştahsızlık vardır. Yeme iştahsızlık vardır. Aynı zamanda ishal durumu olmasa bile belirli bir şekilde erimeler mevcuttur. Bunlar tek hücreli tek hücreli olan parazitlerdir ve mikroskobik parazitlerdir. Bunlar bağırsak duvarını zedeliyerekten mukozaya zarar verir ve hayvanın diğer hücrelerine de zarar verip diğer hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Bunlardan başlıca saymamız gereken nedenler sebepler işte bulunmuş olduğu ortamın nemli olması, çok sayıda ee, kuşların olup hijyenin temizliğin geciktirilmesi e, yemlerin yemlikte değil de işte sulukta değil de diğer e, biriken suluklardan vesaire de yerde yemlenmesi ve sulukların pis olmasından kaynaklı da oluşabilir bunları e, koruma altına almak adına öncelikle hijyene dikkat ediyoruz çok sayıda olan kübeste e, hijyeni eksik etmiyoruz. Yemimizi kaliteli, temiz ve bilindik yerlerden temin ediyoruz. Ve hayvanlara bezelye, nohut, e, aspir, fi tarzı yemeği Mısır ama cin mısır böyle iri mısırlardan değil de kursak mantarı yapar bu sefer hayvanlarda. Bu sıkıntıdır. Bu mikroskobik paraziter tıkanıklıklar da aynı iç parazit gibi hayvanlarda pusmaya, düşünmeye e, belirtilerine sebebiyet verebilir. Bunu anlayabilmemiz için öncelikle göz kapaklarını e, dışarıdan baktığımız zaman bir güvercinin göz kapaklarını görebiliyorsak abi kardeşler hani yavaşça açıp kapatıyorsa böyle bir solunum yolu enfeksiyonundan şüphelenebiliriz. Kesinlikle yani yüzde 90 veya da 85 oranda bu solunum yolu enfeksiyonuyla kaynaklı olur bu göz kısmalar. Hani gözü tamamen kapatmadan bahsetmiyorum dikkat edin gözü yavaşça kapatıp açmasından bahsediyorum. Eğer güvercininizin ne kadar neşeli, sağlıklı da olsa göz kapaklarını görebiliyorsanız yani kapayıp açarken e, ki hal ve hareketlerini gözlemleyebiliyorsanız o hayvanınızda bir sıkıntı mevcuttur. Bunu dışkı kontrollerinin bir karantina ortamına alarak daha dikkatlice takibini yapabilirsiniz. Ayrıca bunu da bir dile getirdikten sonra göz kapakları normalde sağlıklı güvercinlerin hızlı kapanır açılır bu şekilde yani görünmez o göz kapağının açma kapama hızı görünmez çok dikkatli bakar isek o göz açıp kapama e, halini görebiliriz abi kardeşler. Bunun ilacı da e, tortarizul etken maddeli ilaçlardır. Bu tortarizul etken maddeli ilaçların en başında bayarın e, biraz ücret şeydir. Misal e, komşunuzla vesaireyle paylaşabilirsiniz. Biz de Veysi Boğa kardeşimizle Dün paylaşımını yaptık. Kuşlarımızda herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen koruma altına almak adına koksidiyoz ilacına başlamış bulunduk dün itibariyle. 5 litrelik suya yani şöyle diyelim Baycox diye Bayer'in ilacı var Baycox %5'liği de var %2.5'luğu da var Biz %5'liğini aldık Çünkü fiyat olarak 100 milimliği 120 liraya satanlar da var 160 TL'ye satanlar da var Biraz ücreti şey olabilir ve sürekli sıklıkla kullanılması gereken bir şey olmadığı için aşı gibi düşünün. Her 6 ayda bir yapabilirsiniz. Koruma amaçlı. Dışkılarda çok yeşil kokulu pislikler yani kokulu bir kümes varsa dışkılarında koku görüyorsanız koksidiyoz zaten adından da anlaşıldığı üzere koksidiyal ortamla bu saltımı yumurtalama dönemi olduğu zaman bu çıplak ayakla güvercinlerimiz, yavrularımız bastığı zaman ekelerden daha çabuk etkilenebilir. Ani ölümlere sebebiyet vermemekle birlikte hayvanın tüm erimesine, gıdalanamamasına baş sebeplerden birisidir. Bunu da dile getirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir şey olursa Messenger'ımızdan, whatsappımızdan vesaire ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi diğer tortarizul etken maddeli e, koksidiyoz ilaçları var. İşte ne bileyim ilaç satanlar sulfamazetini, tetramazetini önerebilir koksidiyozla alakalı. Bunlar koksidiyozla alakalı değildir. Onu da belirtmiş olalım. En etkili olanı misal bunların türevleri vardır. 5 tane 7 tane hatırımda kalan Eimeria, Tenella başta olmak üzere bu Google'dan açıp araştırabilirsiniz. Bunlar kamçılı ve gözle görülmeyecek miskoskobik paraziterlerdir. Hayvanların tamamen kan e, dizanteri hatta kansızlığa kadar sebebiyet vereceği e, sıkıntılar yapabilir. Tüm hastalıkların zeminini hazırlayabilir. İshal olabilir, ishal olmayabilir. Erime varsa bir kuşlarınızda ki bu dönemde bana çok şikayetler geldi. Ondan hasep sizlere bu koksidiyoz ilacımızda yani ilacımız derken baş veterinerden alacaksınız. Bay Cox Bayer'in ilacıdır. 120'ye satanlar da var. 100 milimliğini 160'a satanlar da var. Siz 120'lik olanı tercih edin. En azından bütçeniz zarar görmemiş olur. Hem de bir komşunuzla veyahut da bir kardeşinizle yarı yarıya veyahut da üçe de bölüşebilirsiniz. Dediğim gibi Buradan bunu da dile getirmiş olduk. Tekrardan Cuma-i Şerifimiz mübarek olsun. Cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.